Ahlaki yozlaşmanın temelinde tamamen toplumun manevi değerlerinden tabii ki uzaklaşması var. Yani kişi eğer gerçekten de inancına her alanda değer vermiyorsa, sahip çıkmıyorsa, bunun bir neticesi olarak, bunun sonucu olarak tabii ki hem kendisi hem içinde yaşadığı toplumu bundan olumsuz etkilenecektir. Şu anda biz gerçekten de ailenin önemini yeteri kadar idrak etmemişiz. Yani şu anda işte aile toplumun çekirdeğidir diyoruz ama aileyle ilgili getirmiş olduğumuz tariflerden tutun, aileyle ilgili işte ıslah çabamız, işte aileyi düzeltme, aileyi geliştirme, koruma refleksimiz hep Batı menşelidir. Yani maalesef İslam'ın işte kendi özünden alınmış bir çözüm ortaya konmamış. Konmak istemiyor birileri tarafından da ısrarla. Bu yani Batı'da üretilen ve işte bir takım hani bilimsel sözde deneylerle ispatlanmış denilen. Oysa ki bilimin ispatladığı şeyler daha çok maddi alanla ilgilidir. Kimyayla, fizikle ilgilidir. Ancak bilimin özellikle psikoloji sahasında olsun, manevi alanda olsun ispatladığı veya kesindir dediği çok da fazla bir bulgu yok. Dolayısıyla biz her davranışın mutlaka kişilerin işte kafasında taşıdığı o değer yargısından kaynaklandığını düşünürsek, yani siz eğer kurduğunuz ailede inandığınız İslam'ın gereğine göre bir yol belirlemiyorsanız ve bu konuda gerçekten kararlı değilseniz, bu sefer başkalarının çizdiği yola uymak zorunda kalıyorsunuz. Yani evet, suçluyoruz. Suçluyoruz. İşte Batı'yı suçluyoruz. Yönünü Batı'ya çevirenleri suçluyoruz. Efendim, yanlış model ortaya koyanları suçluyoruz. Sürekli topu oraya atıyoruz. Ancak dediğimiz gibi insan ne kadar mazeret üretirse üretsin, ayet-i kerimede ifade edildiği gibi insan kendisini çok iyi bilir. Yani ailede yapması gerekenleri yapmayan bir babanın artık başkasının suçlamasının çok da hani bir karşılığı yok. Veya ailede gerçekten de annelik görevini hakkıyla yerine getiremeyen bir kadının başkasının suçlamasının çok da bir anlamı yok. Dolayısıyla bugün artık her Müslüman ailenin kendi yaşantısına, bilgisine, birikimine bakması gerekiyor. Neyim eksik? Efendim, nerede ne yanlış yapıyorum? Ne hata yapıyorum? Ne öğrendiklerimi, yaşadıklarımı çocuğuma ne kadar yansıtıyorum? Çevreme bunu işte ne kadar verebiliyorum? Çocuklarıma ne kadar verebiliyorum? Ne kadar takip edebiliyorum? Eğer çocuğum okula gidiyorsa okulunu ne kadar takip edebiliyorum? Arkadaşlarını ne kadar takip edebiliyorum? Öğrendikleri bilgileri ne kadar test ediyorum? Yani doğru mu öğreniyor? Öğrendikleri şeyler gerçekten de ahlaki midir? Doğru mudur? İslami midir? Yoksa sürekli geliş güzel midir? Hep bu murakabe, bu muhasebe sürekli yapılması lazım. Ha bununla beraber sadece kişiler kendileriyle de yetinmemesi gerekiyor ki işte mutlaka bir araya gelme, bunun için bir mücadele verme, bunun sistemini oturtma veya sistemde birileri hata yapıyorsa onlardan hesap sorma. Neden bunu yapıyorsunuz veya iyi bir şey var neden yapmıyorsunuz şeklinde bunun kararlılıkla mücadelesinin de verilmesi gerekiyor.